Hepinize selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler? Bugün yeni bir şeyler deneyeceğim yani kanalda gençler. Bugün oyuncu VS'leri yaptı, yani VS'lerini başlıyoruz gençler. İlk oyuncu VS'm işte Altay Bayındır VS Uğurca Çakır oldu gençler. Bu iki ismi çok beğendim, bir iki isim gençler. Onları kapıştırmak istedim gençler ve bu kapıştırma sadece dostça bir kapışma olacak gençler. Fenerbahçeliyim ben. Fenerbahçeliyim bir kenara bırak kadar futbol sever olarak gençler. İkisini de çok sevdiğim kaleciler gençler. Siz de bu şekilde bunlara bakın. Yani ufak bir hemen şöyle şey göstereyim gençler size. Anlatayım nasıl kapıştıracağımızı. Bunlar kaleci olduğu için gençler genelde gol yenmeyen maçlar üzerinde kapıştıracağız. Hemen şöyle söyleyeyim gençler. Ben Fenerbahçe'de Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi'ne koydum. Biraz sonra onun grupları da göstereceğiz gençler. Şimdi gençler, eğer Şampiyonlar Ligi gruplarında en az gol yerlerse mesela Altay Bayındır, Durucan Çakır, hanesine 10 puan yazdıracaklar. Oldu. Gruptan çıktılar ise gruptan çıkma puanı olarak da 15 puan yazdıracaklar gençler hanelerine. Ön eleme ve çeyrek finali gençler oynadılar ve geçtiler. Takım geçti, çok güzel. Ona da 25 puan hanesine yazdıracak Uğurcan vs Altay gençler. Yarı finalde 50, finalde ise 100 puan gençler. Kazanırlarsa tabii, ikinci olurlarsa 75 puan yazdıracaklar gençler. UEFA Şampiyonlar Ligi bu şekilde olacaklar. Eğer UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol yenmeyen maçlarda ilk 3'e girerlerse bu kaleciler gençler, bu biraz zor bir istatistik ama ben yine de koydum. Birinci 15 puan, ikinci 10 puan, üçüncü ise 5 puan. Eğer dördüncü olurlarsa ikisine de puan yok gençler. Bu şekilde bir puanlama sistemi yaptım Şampiyonlar Ligi'nde iki kaleci için de. Gençler ligde işte şu şekil. İlk ligde mesela sıralamada ilk 3'te olması lazım bu takımın. Altay'la Uğurcan'ın takımı, yani Fenerbahçe'yle Trabzonspor ilk 3'te bitirmesi lazım gençler. Birinci bitirlerse hanesine Uğurcan'la Altay 75 puan yazacaklar. İkinci bitirlerse 50 puan. Üçüncü bitirlerse 25 puan gençler. Dördüncüye falan puan yok. İlk 3'e girmek zorundalar puan almak için. Şimdi gençler, ligde en az gol yiyen takımın kalecisi ise Uğurcan ve Altay, o hanesine 20 puan yazdıracaklar gençler. Buradan da böyle bir puanlama sistemi yaptım. Ve aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki olduğu gibi ligde en az gol yiyen kaleci sıralamasında birinci olursa 15 puan, ikinci olursa 10 puan, üçüncü olursa da 5 puan, dördüncü puan yok. Ve gençler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise gençler aynı birinci, ikinci, üçüncü bitirirlerse gol yenmeyen maçlarda onlar da aynı 15-15 gibi gidecek gençler. Ve kupayı alırlarsa gençler 50 puan, finalde ise elenirlerse 25 puan hanesine yazdıracak Altay'la Uğurcan. Böyle bir şey yaptım, oyuncu kapıştırma gençler. Bunlar kaleci olduğu için böyle gençler. İlkten Uğurcan'la Altay'ı kapıştırmak istedim. Hemen size şöyle Şampiyonlar Ligi'nde göstereyim gençler. Şimdi gençler, Şampiyonlar Ligi'nde puan alsınlar diye iki kaleciyi de, Altay'ı da Uğurcan'ı da kolay gruplara yerleştirdim. İlkten Altay Bayındır'ı sümleteceğiz gençler. Sonra Uğurcan Çakır'a geçeceğiz. Malmö, işte Jago, böyle ben isimlerini okuyamıyorum gençler. Böyle kolay bir gruba yerleştirdim ki puan alsınlar, çekişmeli olsun gençler. O yüzden uzatmanın manası yok gençler. Ben böyle her şeyimi ayarladım. Şöyle bakıyorum, yanlışlık yapmış mıyım bir şeyde? Anlatmadığım bir şey falan var mı? Bence anlatmadığım bir şey yok gençler. O yüzden ben fazla lafı uzatmayayım gençler. Direkt sezon sonunu simüle edeceğim. Bakalım Altay kaç puan toplayacak? Hep birlikte görelim gençler. Siz de gençler, videonun başındayken like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ve kanalımıza da abone değilseniz, abone olursanız ve yanında çıkan zil butonu tıklarsanız çok çok mutlu olurum. Haydi direkt sezon sonuna geçelim. Ve gençler, geldik sezon sonuna. Bakalım Altay Bayındır ne yapacak, böyle kendi şeyinde puanlar toplayabildi mi? Uğurcan'la bakalım kıyasaya bir rekabet içinde olabilecek mi? Hemen şöyle geldim gençler, ligde bakıyoruz. Ligde şampiyon olmuşlar gençler. Galatasaray'la aynı puanda, 85-85. Yani Altay Bayındır buradan puanı kaptı. Şimdi bu puanlar aynı ama birinci avaraj ikili avarajla büyük ihtimal Fenerbahçe oldu gençler. 3 mağlubiyette tamamlamışlar. Yani kaç puan alacak gençler? 75 puan aldı Altay Bayındır. Şimdi onu hemen notlarımı aldım gençler. Ligde bakıyorum en az gol yiyen takım mı? Hayır değiller. Trabzonspor en az gol yiyen takım gençler. İkinci olmuşlar. Yani buradan puan alamıyorlar gençler. En az gol yiyen kaleci olmak zorunda gençler. Altay Bayındır yani buradan puan alamıyor. Buradan sadece ligde şampiyon oldukları için bir 75 puan aldılar gençler. Hemen Türkiye Kupası'na geldim. Basıyorum. Türkiye Kupası'nda finalde elenmişler Trabzonspor'a. Uğurcan!
Uğurcan burada demişler ki ben varım demiş Altay'a. Finalde penaltılarla 4-3 kaybetmişler. Yani buradan da Altay Bayındır gençler 50 puanda 25 ikincilik 25 puanı hanesine yazdırdı. Hemen onu da ben bir not alayım. Şimdi gençler en son şeylere bakacağız. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmışlar. Şampiyonlar Ligi'ne hemen gidelim. Şimdi gençler Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takım değil yani buradan puan alamadı ama gruptan çıkmışlar gençler. Gruptan çıkma puanı olarak bir 15 puan aldılar gençler. 15 puan aldı. Malmö'nün ardından ikinci olarak çıkmış. Şöyle son 6'ya bakıyorum. Son 6'da şey bizi gelmiş. Ön eleme dediğim bir şeydi işte gençler. Son 16 falan anlayın. Son 16'da da Sevilla gelip bize 6-1'le geçmiş. Şampiyon kim olmuş? Şampiyon da Paris Saint-Germain olmuş. Şimdi hemen gelelim şu gol yenmeyen maçlara. Bakalım burada neler yaptı. Ve gençler gol yenmeyen maçta da Uğurcan Çakır birinci olmuş. Altay Bayındır ikinci olmuş. Bunların arasında overall farkı da var gençler. Hani şey yapmayın. Fenerbahçe arkadaşlar bana kızmasın böyle adaletsizlik ama öylesine yaptı gençler. Dostluk sevgi içinde olan bir şey bu gençler. Yani ikinci olmuş. İkinci de kaç puan? 10 puanı Altay Bayındır hanesine yazdırdı. Şimdi Türk Kupası'nda da ikinci olmuş gençler. Burada da Uğurcan Çakır var Altay'ın önünde. O da burada hanesine bir 10 puanı yazdırdı. 10 da yazdım Altay Bayındır'a. Şampiyonlar Ligi'nde var mıdır acaba ya? Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu düşünmüyorum da. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'te yokuz. Altay Bayındır var mı peki? Şöyle inelim biraz. Altay Bayındır 22. sırada gençler. 8 maçta sadece bir tane gol yenmeyen maç çıkartmış. Yani daha gösterecek bir şey var mı? Ha şöyle gelelim. Belki asist yapmış mıdır ya? Ona bakalım bir bakalım. Asist falan da yapmamış. 13 maçta gol yenmeyen maça kalesini kapatmış gençler. 6.9 ortalamayla da oynamış Altay Bayındır. Bu 6.9'u da gençler yazıyorum. Neden yazıyorsun diyen olabilirler gençler. Eğer puanlar eşit olursa ki bu sezondaki ortalama yani 53 maçta Altay Bayındır 6.9 ortalamasıyla oynamış. Bu şampiyonu belirleyecek gençler. O yüzden biz fazla hız kesmeden haydi direkt Uğurcan Çakır'a geçelim. Bakalım Uğurcan Çakır neler yapacak. Ve gençler geldik Trabzonspor'a yani geldik Uğurcan Çakır'a gençler. Uğurcan Çakır 8 overall var gençler. Tabi overall da biraz fark edecek ama sıkıntı değil. Biz böyle tatlı bir rekabet içinde bir video çekmek istedik. Uğurcan Çakır'ı da görüyorsunuz gençler. Hemen size Trabzonspor'un yani Uğurcan Çakır'ın mücadeleci Şampiyonlar Ligi gruplarını da göstereyim gençler. Gençler böyle Malmö hemen hemen aynı takımlar. Bir Malmö aynı Delix'i değiştirdim gençler yani. Güzel şeyler. Puanlama sistemi aynı gençler. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden lafı fazla ben uzatmayayım. Direkt sezon sonuna geçelim. Bakalım Altay mı kazanacak? Uğurcan mı kazanacak? Burada videoyu durup gençler. Yorumlarda kimi kazanacağını tahmin edin. Bakalım sizinkiler tutacak mı? Hep birlikte görelim. Haydi direkt sezon sonuna geçelim. Ve gençler geldik sezon sonuna. Bakalım Altay Bayındır'a karşı Uğurcan Çakır neler yaptı? Hep birlikte görelim. Hemen şöyle ligden başlayalım. Ligde ikinci bitirmişler. Galatasaray... O neydi lan? Korktum gençler. Bir şey düştü de neyse. Ulan ya. Ay Allah kahretsin. O neydi lan? Korktum. Uğurcan Çakır ligi ikinci bitirmiş gençler. Birinci Muslera'da Galatasaray olmuş. İkinci olarak kaç puan alıyordu? 50 puanlı Uğurcan Çakır hanesine yazdırdı gençler. Hemen onu yazalım. Şimdi gençler ligde bakıyorum en az gol yiyen kaleci mi? Hayır değil. En az gol yiyen Muster olmuş. Altay Bayındır nerede? Fenerbahçe 12. bitirmiş. Oha. Gençler Fenerbahçe çok kötü bitirmiş. 83 puanla 2. olmuş. Uğurcan Çakır'lı Trabzonspor. Hemen Türk Kupası'na bakalım. Türk Kupası'nı kazanmışız gençler. Uğurcan Çakır Trabzonspor'la birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmış. Yani buradan da 50 puanı hanesine yazdırdı Uğurcan Çakır. Gençler şimdi en önemlisi geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır ne yaptı? Şimdi gençler ligi bunlar da ikinci bitirmiş. En az gol yiyen takım Trabzonspor ama Uğurcan buradan 10 puan hanesine yazdırdı. En az gol yiyen kaleci olduğu için gençler gruplarda hemen 10 puanını yazdım. Ve gruptan çıktığı için de 15 puanını da yazdım gençler. Şimdi geldik son 16'da Real Madrid'i 5-4'te geçmişler gençler. Oha! Real Madrid'i 5-4'te geçmiş Trabzonspor. İnanamıyorum. Uğurcan Çakır şov yapıyor. Takımına diyor ki buradayız. Ama gerçi 4'ten atmışız ikinci maç. Buradan da yani Uğurcan Çakır 25 puanı kaptı gençler. Hemen onu da aktaralım şuraya. Bakalım ne yapmışız daha. Çeyrek finalde Barcelona 7-2 ile bizi geçmiş gençler. İkinci maçta 3-2 kaybetmişiz ha.
7-2'de geçti yarı final. Barcelona sonra kupaya almış gençler. Bu da Trabzonspor'un şansı diyelim. Şimdi gelelim şu ligde bakalım en az gol yiyen kaleci kim? Şimdi gençler ligde en az gol yiyen kaleci Muster olmuş. İkinci de Uğurcan Çakır gençler. Altay Bayındır da ta 11. olmuş. Yani ikinci olduğu için gençler 10 puan hanesini yazdırdı Uğurcan Çakır. Şimdi Türkiye Kupası'nda da gençler aynı şekilde en az gol yiyen kaleci olduğu için 15 puanı hanesine yazdırıyor Uğurcan. Yani Altay'a göre bence biraz daha iyi gidiyor Uğurcan. Ne dersiniz? Şimdi gençler geldik Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gol yenmeyen maçta Uğurcan Çakır nerede? Uğurcan Çakır 7. sırada fena götürmemiş. 10 maçta 3 tane kalesini gole kapamış geçten. Fena değil yani buradan puan alamıyoruz haliyle. Şimdi şöyle toplam istatistiklere bakalım. Uğurcan Çakır 85 overall olmuş bir de. Kaç? 19 maçta gol yenmeyen maça bir de asist yapmış ha. Helal olsun ama asiste puan vermiyoruz. Uğurcan Çakır da Altay'dan biraz daha iyiymiş. 6.9'da Uğurcan Çakır'da 7.0'dı gençler. Yani güzel. Bence tahminlerinizi şimdi durdurun burada. Ben hesaplamadan önce gençler yorumlara kim kazandı yazın. Bakalım kim kazanacak. Ben de hesaplayayım. Bakalım kim kazanacak. Hep birlikte görelim. Ve gençler hesaplamalar bitti. Her şey tamamdır. Kazananı hemen yavaştan açıklıyorum gençler. Hemen size şöyle söyleyeyim. Uğurcan Çakır gençler 175 puan topladı ve Altay Bayındır ise gençler 135 puan topladı ve kazanan Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan Çakır'a bir alkış istiyorum gençler sizden. Ve böyle bir video yapmak istedim gençler. Tabii ikisinin de kaleciliği sorgulanmaz gençler. İkisi de birbirinden iyi her konuda gençler. İkisi de Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi gençler. Hatta en iyi kalecileri gençler ikisi de. Yani hani ikisinin de bence eş değerde sevilir. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe maçında Uğurcan Altay Bayındır benim için yani en iyi kalecidir. Milli takımda da kalede Uğurcan varsa o benim için en iyi kalecidir. Altay var Altay da benim için en iyi kalecidir. Yani gençler ben böyle bir tatlı bir rekabet yapmak istedim. Sakın gençler şey yapmayın. Niye Altay'ı böyle yaptı falan. Ben takımları gördüğünüz gençler iki takımın iki oyuncunun takımında ellemedim gençler. Böyle bir şey yaptım gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Başka kimleri VS'ye atalım gençler bu şekilde görmek istiyorsunuz. Yorumlarda belli edersiniz. Gerçekten sevinirim. Ve görmek istediğiniz videoları da yorumlarda bırakarak benim görmemi sağlayabilirsiniz gençler. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için hepiniz size teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz gençler aşağıdan like butonuna bir adet like butonu bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ve kanala da abone değilseniz aşağıda kırmızı butondan abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.